özel sektöre geçiş yapıyoruz. Türkiye'de son zamanlarda sektörel anlamda yükselişe geçen doğrudan satış sektörü iş bulmakta zorlananların imdadına yetişiyor. Peki doğrudan satış ne demek ve nasıl çalışıyor? Tüm dünyada ve Türkiye'de hızla büyüyen doğrudan satış sektörü özellikle kadınlar için dinamik bir iş kolu. Sektör Türkiye'de 900 milyon dolar büyüklüğe sahip. Pazarın uluslararası büyüklüğü ise yaklaşık 100 milyar dolar. Türkiye'de doğrudan satış sektöründe çalışan bağımsız girişimci sayısı ise 550 bin kişi civarında. Doğrudan satış sistemi özellikle ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalanlara fırsat yaratıyor. Sermaye gerektirmeden ve 18 yaşını aşmış her eğitim seviyesindeki kişilerin satış yapmalarına olanak verdiğinden doğrudan satış sektörü kriz ortamlarında çıkış yolu yaratıyor. Evet, Türkiye'nin en yakıcı sorunlarından bir tanesi işsizlik. Daha doğrusu en başta gelen sorunlarımızdan biri işsizlik ve işsizliğin önlenmesine yönelik olarak paket üstüne paket açılıyor. Seçimlerden önce alınan önlemler etkisini ufak ufak göstermeye başladı. İşsizlik tedirici olarak azalmaya doğru yüz tuttu. Ama istenen seviyede değil henüz. İstenen seviyelere getirilebilmesi için de yeni modellemelerin ve yeni sektörlerin devreye girmesi lazım. Emek yoğun sektörlerden bir tanesi doğrudan pazarlama sektörü. Doğrudan pazarlama sektöründe Türkiye'nin yerli sermaye ile kurulmuş en büyük isimlerinden birini ekranlarınıza getiriyoruz. Petra Doğrudan Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yediyer. Stüdyomuza hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Nedir doğrudan satış, doğrudan pazarlama? Bize önce onu anlatmanızı istiyoruz. Çünkü bizim kafamızda şöyle bir imaj var. Kapıyı çalıp tık 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 tencere tava satan bir takım çocuklar, gençler, kadınlar her neyse gibi insanlar geliyor. Ve bu da uzunca bir dönem Türkiye'de bir imaj bozulmasına yol açtı. Zira böyle tapon malları, işe yaramaz ürünleri getirip sattılar. Sonra muhatap bulmakta zorlandık ama sanıyorum artık Türkiye'de bu iş kurumsal hale geliyor ve kurumsal hale geldiği için de ideal satış yöntemleri arasında yerini almaya başlıyor. Söz sizde. Çok teşekkür ederim. Güzel izah ettiniz. Doğrudan satış, perakende dağıtım kanalına alternatif bir dağıtım kanalı aslında. Evet. Temelleri Amerika'da atılmış, yaklaşık 100 yılı geçkin bir geçmişi olan alternatif bir dağıtım kanalı. Evet, çok karıştırılıyor özellikle doğrudan satış. Geçen hafta Erenköy'de yürüyorum. Bir apartmanın kapısında hala satıcılar giremez, pazarlamacılar giremez yazıyor. Bu gerçi sadece doğrudan satışın bir sıkıntısı değil. Genel olarak aslında genel olarak pazarlama jargonu Türkiye'de pek doğru anlaşılmıyor. Doğrudan satış bugün tüketici haklarını aslında en üst seviyede koruyan. Ben şöyle söylüyorum hep, Petra'dan alışveriş yapan veya doğrudan satış şirketlerinden alışveriş yapan müşteriler ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi yaşıyorlar. Ama ne yazık ki tabii ki algı olarak bu düzeyde değil. Evet. Peki sizin şirketinizin bu algıyı kırma konusunda önemli mesafeler kat ettiğini söylediniz bugünkü şeyim sırasında. Acaba o algıyı kırmak nasıl oldu? Yani Türk halkının algısı öyle kolay ve çabucak kırılacak gibi değil ama sanıyorum artık böyle doğrudan pazarlamada farklı isimler, farklı imajlar kullanılarak herhalde kapıları daha kolay açmak mümkün olabiliyor. Doğru. Demin çok güzel izah ettiniz. Geçmiş yaşanmış kötü tecrübeler aslında o algıları biraz da bu noktaya getirdi. Ama bugün çok hızlı şekilde değişiyor tabii ki. Özellikle sektör çok hızlı büyüyor Türkiye'de. Büyüyen sektör tabii ki yatırımlarını arttırıyor. Ve burada genel olarak şunu söylemek gerekirse Amerikan firmalarının tabii ki bir liderliği var. Bir Türk firması olarak Petra ve aynı zamanda diğer Türk firmaları da çok hızlı bir şekilde ileriye doğru gidiyor. Entegre oluyor dünyayla ve tabii ki bu da algıyı çok hızlı bir şekilde değiştiriyor. Peki bu Amerikan firmalarının egemenliğini, hükümranlığını kırmak mümkün olabilir mi? Belli bir vade içinde, örneğin 5 yıl sonra, 10 yıl sonra artık onların kapıları, yani bizim kapılarımız onların yüzüne kapanacak mı, yoksa bu böyle sonsuza kadar gidecek mi? Ben kocaman bir evet diyeceğim burada. Sadece doğrudan satış sektöründe değil, birçok sektörde, bugün otomotivde, tekstilde, inşaatta, turizmde birçok Türk markası çıktı. Bundan bir 10 sene önce konuşuyor olsaydık belki aynı soruyu soruyor olurduk.
Ben çok sık seyahat ediyorum. Hem işim icabı hem gezmeyi de seviyorum. Türk markalarını gördükçe, mağazalarını gördükçe, bir tekstili, bir turizmi. Ben geçen yaz Dubrovnik'teydim. Bir Türk otelinde kaldım. Şimdi bilmiyorum isim vermek doğru mu burada? Yo, verin. Evet, yani bir Rixos'ta kaldım. Ben inanın bana Hilton'dan daha iyi bir otel. Hem lokasyon olarak hem servis olarak. Avrupa'ya gidiyorum. Bağdat Caddesi'nde, Frankfurt'un Bağdat Caddesi'nde Sarar mağazası, mavi cins mağazası. Amerika'ya gidiyorum, mavi cins mağazası. İnşaatta hakeza öyle. Bir Rusya'da en kademe, çok büyük bir marka. O yüzden ben tekrardan kocaman diyorum. Bu sektörde de bir Türk markası çıkacak. Biz de tabii, evet, ki bunun için. Yani emekleme çağını geçtik, yürüyoruz diyorsunuz. Herhalde öyle bir... Koşmaya bile başladık. Doğru. Peki neler pazarlıyorsunuz? Yani sizin ürün yelpazeniz içinde neler var? Olmayanlar ne zaman o yelpazenin içine girecek? Şimdi öncelikle bizim bir felsefemiz var. Bu da doğa dostu, insan dostu. İnsan sağlığına ve doğa, çevre sağlığına zararlı hiçbir ürün petra çatısı altına giremiyor. Dört kategoride topluyoruz ürünlerimizi. Bunlar temizlik, pişirme, yaşam ve sağlık kategorileri. Çok geniş bir ürün gamımız var. Kategorilerin altında her ürün grubunun kendi markası var. Bir Perla var, Ecolin var temizlik kategorisinde. Su arıtma cihazlarında Aquavel var. Kozmetikte Biorici var. Genelde sektörde, çünkü sektörel bazlı çalışılır. Ya kozmetik ürün grubuna sahip markalar var. Veyahut da mutfak gereçleri var. Biz daha farklı bir strateji güttük. Burada çok geniş bir ürün gamı var. Hatta şöyle bir slogan da gelişti, kendiliğinden gelişti. Hayatınızın her anında Petra yanınızda diye. Ama burada ürünlerden daha ziyade biz bu yaşam felsefesini ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Ürünler zaten arkasından geliyor. Evet. Peki bir pazarlama elemanı olabilmek için aranan en temel vasıflar. Şimdi bizi dinleyenler merak ediyorlar. Diyorlar ki pazarlama elemanı olmak olabilir mi? Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de eğitimli işsizlik sayısı oranı giderek yükseliyor. Mesela Türkiye'deki %11'lik işsizlik rakamının içindeki 1/4'lük pay eğitimli genç işsizlere ait. Dolayısıyla yani her eğitimli, 4 eğitimli gençten biri işsiz geziyor şu anda. Ve onlar da bu tür kapıları çalıyorlar. Ne yapmak lazım? Yani kapınıza hangi koşullarla gelmeleri lazım? Çok güzel bir soru. Yalnız bilmiyorum sizi tatmin edecek mi benim cevabım. İstiyorsanız kısa bir örnek vererek burada daha anlaşılır olmasını sağlamaya çalışayım. Geçenlerde İzmir'de bir seminerdeyim. Denizlili bir bayan, bir petra temsilcisi, bir petra menajeri daha doğrusu. Bana hayat hikayesini anlattılar. Tarlalarda yevmiye usulü çalışırmış. Günlük 20 lira verirlerdi. Hakan Bey 22 lira vermezlerdi diye anlatıyor. Eşi rahatsızmış, iki çocuğu var. Ay sonu geldiği zaman elektriği, suyu, telefonu kesilirmiş. Sabah evden çıkarken oğlu tavuk istermiş. Bin bir yalan uydururmuş, alamayacak diye. Şimdi ben İzmir'de gördüğüm bayanı tasvir edeyim size. Bir iş kadını karşında, ceketiyle, eteğiyle, saçı yapılmış, makyajıyla. Aynı kadın başka bir... Aynı kadın... Forma dönüşmüş. Aynı kadın bugün maddi olarak hiçbir sıkıntım yok diyor. O zaten benim için bir soru işareti diyor ve hayat kalitem arttı diyor. Senede iki defa Antalya'da tatil yapıyorum. Güzel bir sosyal çevrenin içerisinde bütün sorunlarımdan kurtuldum diyor. Şimdi ben şunu söylemek için bu örneği verdim. Başka hiçbir iş modeli o kadına, o Türk kadınına, Anadolu kadınına gel seni oradan alacağım, buraya getireceğim demez. Dediğiniz gibi diploma sorarlar. Deneyim sorarlar. Belli bir yaştan sonra hiç gelme derler. Ama işte bu iş modeli herkese eşit fırsatı veriyor. Ve ben menajerlerime şunu söylüyorum. Sizler birer elmas ustasısınız diyorum. O kömür görünümündeki elması bulup ince ince işleyip onu en parlak haline getiriyorsunuz. O yüzden bu sorunun cevabı yok. Herkes bu işi yapabilir. Herkese kapımız açık. Bizim felsefemizi benimseyecek. Bizim doğrularımızla beraber çalışacak. Aynı yolda yürüyecek. Herkese kapımız açık. Yani eğitim, fiziksel görünüş, cinsiyet gibi kriterlerin hiçbirisi başlangıç kriteri sayılmıyor. Ancak sonradan o kriterler kendini ayrıştırarak belli bir yere doğru getiriyor herhalde, değil mi? Doğru. Evet. Son bir örnek daha vermek istiyorum. Tabii. Dün Malatya'daydım ben. Pazartesi günü Adıyaman'daydım. 81 ilde çalışıyoruz. Her yeri geziyoruz. Seminer sorusu, eğitim semineri sorusu Malatya'daki menajerimizle sohbet ediyoruz. Babası 10 yaş geç, yani yaşlı yazdırmış nüfusa. Ne için biliyor musunuz? Eğitim görmesin diye. Ve ondan dolayı liseyi almamışlar. Bakın bunlar hala yaşanıyor Türkiye'de. Ve bugün kendisi dışarıdan liseyi bitirmiş,
ekonomik özgürlüğünü kazanmış ve üniversitede bitireceğim diyor. Bunun gibi harika örnekler evet. var. Kaç kişi çalışıyor sizin pazarlama ağınız içinde şu an itibariyle? 65 bin geçkin kayıtlı temsilci. 65 bin kayıtlı temsilciniz var. Geçkin kayıtlı temsilcimiz Peki, var. Peki bunlardan 80 hayatını yalnızca bu işten kazananların oranı sizce ne? Yani sadece bu işi yaparak ailesini geçindirenlerin oranı ne? Evet. Bu 65 bin. Tam net bir rakam söyleyemem. Bunun içerisinde tam zamanlı yapanlar olduğu gibi yarı zamanlı, ek zamanlı veyahut da memur kesimi de var ki işini devam ettirirken bunu yapabiliyor. Ama biz menajer seviyesi, yani bir temsilcimiz var sadece şahsi satış yapan, bir de menajer seviyemiz var. Burada bine yakın bir menajer kadromuz var. Yani yönetici artık bu işi ciddi yapan insan veya tam zamanlı yapan insan diyebilirim. Evet. Peki yeni başlayan bir pazarlama elemanı diyelim ki çok gayretli, çok kendini aşmış bir şekilde pazarlama yeteneği kazanmış olarak müşterinin karşısına çıktı. Ve ilk ayda iyi satış yaparak işe başladı. Minimum ne kadar kazanır? En az kazancı ne olabilir? Yani vasıflarının pazarlama elemanı olmasına uygun olduğunu düşündüğümüz bir prototipten, profilden bahsediyorum. En az ve en az, minimumunu söylüyorum, bir asgari ücreti kazanabilir. Bugün evet. bir asgari ücreti çok rahat bir şekilde yarı zamanlı çalışarak, kendisi belirleyerek çok rahat kazanabilir. Üst limit sınırı yok. Sınırı yok. Biz hep her zaman şunu söylüyoruz, sınırsızsınız diyoruz. Ben geçenlerde bir ekonomi dergisini okuyorum. Türkiye'de CEO'ların kazançlarını yazmış, bir aylık kazançlarını yazmış. Onu gördüm, inanamadım. Ertesi günde direktörler toplantımız var bizim, direktör ve üstü seviyedeki menajerlerle. İlk söylediğim şey şu oldu, sevgili direktörlerim dedim, siz bugün Türkiye'de bir CEO'nun kazandığı parayı kazanıyorsunuz dedim. Bir CEO'nun kazandığı para kadar para kazanan elemanlarımız var. Evet. Peki acaba hangi aşamalardan geçerek iyi para kazanan biri durumuna gelebiliyorlar? Yani ne yapması gerekiyor menajer olabilmesi için? Evet. Burada tabii ki eğitim olmazsa olmazlardan bir tanesi. Her konuda olduğu gibi. Bizim siz eğitiyorsunuz. Evet, evet biz eğitiyoruz. Bizim en temel görevlerimizden bir tanesi bu zaten. Türkiye'nin değişik yerlerinde, muhtelif yerlerinde düzenli eğitimlerimiz var. Bu eğitimlerde ürün eğitimleri uygulamalı, ürün eğitimleri aynı zamanda sistem eğitimi, aynı zamanda satış eğitimi ve kişisel gelişim eğitimleri de yapıyoruz. Yaklaşık 50 ilde bu eğitimleri uyguluyoruz. Bu eğitimlere katılmak, bunları takip etmek ve kendini geliştirmek tabii ki bir şart. Ve en öncelikli şart tabii ki istemek. Ama canı gönülden istemek. Sadece istemek değil. Verdiğim örneklerdeki bayanlar da sadece istediler. Ve buradaki başarılı modelleri modellediler. Evet, peki doğrudan pazarlamanın önündeki engel ne Türkiye'de şu anda? O biraz önce bahsettiğim algı sorununu bir kenara koyarsak. Çünkü o evet. temel algı, onun kırılması biraz zaman alacak. Onun dışında gerçekten yani kapıyı yüzüne kapatan, pazarlamacının yüzüne kapatan ilk etmenleri, ilk sebepleri saymanızı istiyorum. Evet, dediğiniz gibi algı en büyük problemlerden bir tanesi. Bir, dışarıdan çok farklı gözüküyor. İçeride yaşananlar algılanmıyor dışarıdan bir. Bunu tabii ki biz ve bizim gibi firmalar değiştirecek zaman içerisinde. İkinci benim gördüğüm en büyük problem, bir derneği yok bu sektörün. Bu çok acı bir şey aslında. Var da yok. Doğrudan satış derneği oluşması lazım. Gerçekten aktif bir şekilde işleyen bir dernek ki bu sektörün gelişmesi, sorunlarının çözülmesi, çok daha geniş kitlelere bunların anlatılması için bir dernek çatısında toplanılması lazım. Biz özellikle Türk firmaları olarak böyle bir dernek çatısı altında birleşmek arzusu içerisindeyiz. Buna da önderlik etmek istiyoruz biz Petro olarak. Sektördeki en köklü, en eski firma olarak. İnşallah en kısa sürede de bunu gerçekleştireceğiz. Bu çok ciddi bir sıçrama olacağını düşünüyorum. Evet. Peki siz tabii ürün garantisi veriyorsunuz değil mi? Yani bir ürünün bozuk, kalitesiz, eksik, yetersiz ya da öngörülen normlara uygun olmadığına dair bütün arızalar ve bütün geri dönüşler sizi bağlıyor değil mi? Doğrudur. Zaten biliyorsunuz son tüketici yasasına göre çok bu haklar üst seviyeye çekilmiş durumda. Bunun artısında Petro'nun şöyle de bir uygulaması var. Memnun kalmadığınız ürünü kullanmanız halinde dahi 7 gün içerisinde iade edebiliyorsunuz. Tekrar ediyorum, tüketici haklarını en üst seviyede koruyan bir satış modeli bana göre bu. Bir şey daha eklemek istiyorum burada. Tabii. Ürünler uygulamalı bir şekilde anlatılıyor. Yani ürünler açık bir şekilde anlatıldıktan sonra uygulamalı olarak gösteriliyor. Yani ürünü deneyebiliyor müşteri.
gene aldıktan sonra memnun kalmazsa iade edebiliyor. Peki bu yılki Türkiye doğrudan pazarlama sektörünün yerli yabancı tamamını kapsayarak soruyorum. Büyüme eğilimi nedir? Yani tahmin nereye doğru? Yüzde kaç nispetinde büyümesini bekliyorsunuz? Evet. Şimdi özellikle söyleyeceğim rakamlar ne yazık ki resmi rakamlar değil. Bir dernek çatısı altında bunlar toplanıp da açıklanmadığı için. Ama tahmini rakamlar 1 ila 1,5 milyar Türk lirası civarında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'deki doğrudan satış sektörünün hacmi ve %25 genel olarak bir hacimde büyüme olacağı tahmin ediliyor. Dünya ortalamasının çok gerisinde. Dünya hacmi 100 milyar dolar. Örnek verecek olursak Almanya ile ben kıyaslamak istiyorum burada. Hem nüfus olarak hem de Avrupa Birliği'nin en gelişmiş pazarı olduğu için Almanya'nın 1/10 Türkiye'deki doğrudan satış sektörünün hacmi, ama çok hızlı bir şekilde büyüyor ki %25 çok büyük bir rakam. Ondan dolayı da çok gözde bir pazar. Birçok yabancı firma zaten Türkiye'de faaliyette ama olmayan firmalar da çok ciddi arayış içerisinde. Biliyoruz, duyuyoruz. Bize gelen firmalar da var. Evet. Peki bir üniversite öğrencisi size gelse ve çalışmak istiyorum dese, zamanının ne kadarını size ayırarak harçlığını, işte günlük iadesini, ibatesini karşılayabilecek bir gelir elde edebilir? Bu tamamen onun talebine ve ihtiyacına bağlı. Ama benim onlara tavsiyem şu olacaktır. Özellikle üniversite çağındaki öğrenciler için. Doğrudan satış sektörü diploma sormuyor, askerlik sormuyor, tecrübe sormuyor. Bu sektörün içerisinde kişisel gelişimler adına çok ciddi faydalar edinebilirler. Bir de bir network ağı oluşturuyor değil mi? Yani o kadar geniş bir çevre ediniyorlar ki zamanla. Bu çevre onları başka yerlere taşımaya da kaldıraç olabilir. Gerçekten öyle. Ben menajerlerime şöyle söylüyorum. Milletvekilinin adaylığınızı koysanız muhtemelen kazanırsınız diye. Çok ciddi bir çevre, sosyal bir çevre, paylaşım var. Ve özellikle üniversite çağındaki öğrenciler için dediğim gibi çok ciddi bir katkı olacaktır. Birincisi iş hayatını, ticaret hayatını tanıyacaklar, insanları tanıyacaklar. Ve teorinin yanında pratik nasıl ilerliyor bunu görecekler. Zaman istedikleri kadar, günde bir saat dahi ayırsalar yaklaşık bir asgari ücret kazanabilirler bu sektör içerisinde. Son bir soru. Türkiye'nin her yerinde var mısınız? Örgütlü olmadığınız yer var mı? Bir de bu yıl kaç eleman istihdam etmeyi planlıyorsunuz? Ağınıza kaç kişi katmayı düşünüyorsunuz? Türkiye'nin 81 ilinde de faaliyetliği. Sadece Türkiye değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, aynı zamanda Almanya'daki merkezimiz vasıtasıyla 27 AB ülkesinde temsilci kaydı yapabiliriz, ürün gönderebiliriz ve aylık 2000 ile 3000 arasında yeni temsilci kaydı yapıyoruz. Yıllık vurduğumuz zaman 2000'den hesap edecek 25 bin, 30 bin yeni temsilci kaydı. Evet, yapacağız. Çok teşekkürler, başarılar diliyorum size. Sağ olun.